Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani hangi ülkenin topraklarına yabancı bir ülke girdiğinde bunun adına işgal denir. Bunun başka bir tarifi ya da başka bir adlandırması yoktur. Dolayısıyla Suriye ve Irak topraklarına yapılan ne ad altında olursa olsun yapılan müdahale işgale girer ve dolayısıyla bu meşru değildir, doğru değildir. Sorunları daha çok derinleştirir. Şimdi tabii terörle mücadele adı altında yapılan bu operasyonların Kürt sorunundan kaynaklı olduğunu biliyoruz. Kürt sorunu ağır ve gerçekten sorumluluk gerektiren bir sorun. Kürt sorununun çözümünün de imha ve savaş siyasetinde değil, diyalog ve çözüm siyasetinde olduğu artık görülmeli. Bunu görmek yerine yüzyıldır aynı yöntemlerle ısrar, soykırım saldırılarının devamı niteliğindeki bu saldırılar yani sorunu daha da derinleştirir, çözümü öteler. Dolayısıyla ne ad altında olursa olsun Kürt halkına açılmış olan bu savaş meşru ve haklı değildir. Savaşı yürütürken ahlaki değerler en minimuma iner. Hatta yok olur, tamamen yok olur. Bu da bu görüntüler de eğer bu görüntüler de doğruysa bu görüntüler de bu ahlaki değerlerin ne kadar sıfırlandığının göstergesi. Dolayısıyla ahlak yani hani savaşın da belli bir kuralı vardır. Bu yani savaşta ahlaki kural ve ahlaki değerler ve tümüyle ortadan insani değerler tümüyle ortadan kaldırılmış. Tümüyle sadece ve sadece karşı taraftaki güçleri yok etme üzerinden bir motivasyona kilitlenmiş vaziyette. Bunu yaparken de kendi kitlesini, kendi diyelim ki halkını manipülasyonla yani savaşın ya da bu savaşın yarattığı gerçekliği yansımaması için eline geleni yapıyorlar. Yani son 40 yılda bakıldığında Türkiye'de birçok gerçekten yani birçok genç bu savaşta hayatını kaybetti. Asker, polis, yani başka başka konumdaki insanlar ve bunlar Türkiye kamuoyuna yansımadı. Türkiye kamuoyunda gizlendi. Bu da o gizlenmenin bir başka versiyonu. Kim tarafından kullanılırsa kullanılsın, kimyasal silahın kullanılması insanlık suçuna girer. Türkiye yani şeyde görüntülerde yansıdı. Ama Türkiye bunu reddetti. Şimdi Türkiye'nin yapması gereken şey şuydu aslında. Bunu reddetmek yerine, bunu yani biz yapmadık böyle hani baştan reddetmek yerine bağımsız heyetlerce bir komisyonun kurulup bir inceleme yapmasına olanak tanımak olmalıydı. Bunu yapmadı. Tabii bunu Türkiye'nin sadece kendi iç politikası olarak değerlendirmemek gerekiyor. Eğer bütün bu yansıyan iddialara ve görüntülere rağmen uluslararası devletler diyorum, kamuoyu demiyorum, devletler buna sessiz kalıyorsa onlar da bu suçun eğer varsa böyle bir suç ortada, bu suçun ortağıdırlar. Buradaki Orta Doğu'daki bu sorunların özellikle başta Kürt sorunu olmak üzere bu sorunların çözümünü istemiyorlar. Yani aslında sorunun kaynağı kendileri. Orta Doğu çok zengin bir petrol yatağı, çok zengin yeraltı kaynakları var. Bu yeraltı kaynakları üzerinden sömürüsünü devam ettirebilmenin yolu bu sorunların çatışma ortamının devam etmesinde. Bunu bildikleri için bu sorunların özellikle başta Kürt sorunu olmak üzere çözümünü istemiyorlar. Türkiye ilişkileri de bu çıkar ilişkileri temelinde yürütülüyor ve Türkiye'nin yaptığı bu yani savaş, bu imha siyaseti, bu yine işgal hareketine sessiz kalabiliyorlar. Türkiye halkı, Türkiye kamuoyu, Türkiye emekçileri bu savaşın gerçek faturasını bilmiyor. Hem ekonomik olarak hem de insan gücü olarak yarattığı tahribatı bilmiyorlar. Çünkü satılmış bir medya var. Burada bir savaşın olduğu, bir çatışmanın
yani gerçekten derin bir çatışmanın olduğu ve bu derin çatışmanın da yarattığı ağır sonuçların olduğunu bilmek gerekiyor. Hem insan gücü olarak hem de ekonomik olarak çok ağır tahribatlara Türkiye'yi sürükleyen bir girdaptır bu. Bu girdaptan çıkmak gerekiyor. Bu girdaptan çıkmanın biricik yolu da çözüm ve diyalog yollarının açılması, Sayın Öcalan üzerindeki tecritin bir an önce kaldırılması, 2013 yıllarında kısmen kurulan masanın tekrar kurulması ve Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözülmesidir. Bunun dışında başka bir çözümü yoktur. Siz soykırımda ve imha siyasetinde ve savaş siyasetinde ısrar ederseniz bu Türkiye'nin daha çok batağa batması anlamına gelir. Bunun kazananı da olmaz. Rojava'dan Türkiye'ye herhangi bir tehdit yokken orayı kendisi için tehdit ilan ediyor. Uluslararası güçleri bu yönde ikna etmeye çalışıyor. Afrin'de olduğu gibi diğer bölgeleri de bir şekilde işgal ederek oraları kendisine yurt etmeye çalışıyor. Yani Misak-ı Milli denilen hikayeyi, 100 yıl önceki bu hikayeyi Osmanlı, yani yeni Osmanlıca hayallerle güncellemek istiyor ve Musul Kerkük dahil Kürdistan topraklarını kendisine yurt etmek istiyor. Dolayısıyla Rojava'ya saldırısı böyle hani onların deyimiyle orada bir terör saldırısı var falan filan yok. Bu külliyen yalan. Orada Kürt halkı var. Kürt halkını imaya dönük bir saldırıdır bu. Zaten Sayın Erdoğan bunu itiraf etti. Yani Rojava Kürtlerin yaşamasına uygun bir yer değil. Arapların orada yaşaması gerekir diyerek orada bir yani Kürtleri oradan çıkaracağına dair sinyaller verdi. Bu bir demografik yapının değişmesi operasyonudur aynı zamanda. Yani Kürtsüzleştirme operasyonudur aynı zamanda. Bir de Kürtlerin kazanımını tahammülü yoktur Türkiye Devleti'nin. Kürtlerin kazanımını ortadan kaldırmak, Rojava'da elde edilen statüyü ortadan kaldırmak ve yani bu konuda şeytanla bile çuvala gireceğini biliyoruz. Dün Esed dedikleri ya da terörist dedikleri ya da işte yani kesinlikle onunla görüşene terörist olarak adettikleri Esed'e bugün onunla görüşebiliriz diyorlar. Çünkü neye karşı? İşte eğer Suriye'de yani daha doğrusu Rojava'da ortaya çıkan Kürtlerle birlikte diğer halkların böyle hani kardeşçe birbirleriyle ortak yaşamı kurdukları yeni bir yaşamı oradan kaldırmaya çalışıyorlar ve bura Suriye yönetimini, rejimini dahil etmeye çalışıyorlar. Bunun için pazarlıklar sürüyor. Rusya'yı da bu pazarlığa dahil etmeye çalışıyorlar. Eğer onların onayını alırlarsa orada bir işgal hareketi geliştirecekler. Kürtlere karşı yani temel motivasyonu şudur. Kürtlere karşı savaştır. Kürtlerin imhası üzerine bir strateji oluşturmuşlardır. Bunun için de her yol mübahtır. Bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Sonuçları çok ağır olur. Yani onu baştan söyleyelim. Sonuçları çok ağır olur. Orta Doğu'nun her tarafı böyle hani huzursuzluk, savaş, ırkçılıkla şey yaparken gerçekten hani cebelleşirken Rojava'da küçük bir coğrafyada insanlar huzur içinde yaşıyor. Şimdi oraya o huzura bir göz dikme durumu söz konusu. Oranın topraklarını işgal etmeye dönük bir hazırlık var. Oraya bir kara hareketi yapmayı yapabilir Türkiye. Çünkü buna ihtiyacı var. Türkiye iç siyasette halka sunabileceği hiçbir argümanı kalmadı. İç siyasette tam bir tükenmişliği yaşıyor. Bir zafer devşirmeye ihtiyacı var. Milliyetçilik üzerinde yeniden kendi kitlesini konsolide etmeye ihtiyacı var. Seçim öncesi böyle bir hareketi çok rahat yapabilir, yapmak isteyebilir. Ama bunun sonuçları bilelim ki öyle AKP'nin ya da işte Türkiye yönetenlerin zannettiği gibi onlara bir zafer, seçim zaferini taşıyacak durumda olmayacak.
Yani orada çok ağır bedeller ödemek zorunda kalabilirler. Şu anda Türkiye'nin yapması gereken bence böyle bir kara hareketi başlatmak yerine yani komşularıyla iyi ilişkiler temelinde, diyaloglar temelinde kendi sorunlarını çözmek olmalıdır. Ve Türkiye'nin hızla hem siyaseten hem ekonomik olarak bu tükenmişliğin içine iten bu savaş politikasından mutlaka vazgeçmelidir diye düşünüyorum. Türkiye'de demokrasi mücadelesi yürüten herkesin bu konuya duyarlı olması gerekir.